Avrasya Hospital. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Başhekim ve nöroloji uzmanı uzman doktor Türkan Uslu'ya bu bölüme en çok hangi şikayetle hastaların geldiğini sorduk ilk olarak. Biz nöroloji polikliniğine başladığımızdan bu yana en sık baş ağrılarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Genellikle yine epilepsi hastaları, felç geçiren hastalar, kas hastalığı olanlar veya nöropatik ağrıları olanlar, elde ayakta uyuşmayla gelen hastalarımız, baş dönmesi olan hastalar sıkça polikliniğimize başvuran hastalar ama en fazla baş ağrısı hastaları görüyoruz. Aslında baş ağrıları hastalarında görme sıklığı olarak baktığımızda gerilim tipi baş ağrısı dediğimiz daha çok stresin ve gerginliğin tetiklediği hastalıklar daha yoğunlukta görülüyor. Ama bu hastalık, bu ataklar gerilim tipi baş ağrıları çok yoğun seyretmiyor. Yani daha hafif ağrılar olduğu için polikliniğimize çok başvuran hasta olmuyor. Daha çok daha şiddetli seyreden, orta veya şiddetli olan migren tipi baş ağrısı olan hastaları daha sık polikliniğimizde görüyoruz. O yüzden polikliniğimize başvuran hasta sayısı olarak baktığımızda migren atakları veya migren ağrıları olan hastalar daha fazla ama genel popülasyona baktığımız zaman gerilim tipi baş ağrısını daha çok görüyoruz. Uzmanımıza hemen migren hastalığını soruyoruz. Migren daha çok vasküler bir hastalık. Genellikle %80'inde tek taraflı oluyor, yarım baş ağrısı şeklinde oluyor. Zonklayıcı özelliği var bu hastalarımıza. Bulantı kusma eşlik edebiliyor hastalarımıza. Hareket ağrılarını tetikleyebiliyor. Bu tarz ağrılar olan, genellikle 4 ila 72 saat süren ataklar olan kişiler ve migren hastası olarak kabul ediyoruz. Genellikle migrende hastanın spesifik bir görüntüleme bulgusu yok. O yüzden biz daha çok hastalara migren tanısını hastaların anlattıkları şeyle semptomlara göre değerlendiriyoruz. Eşlik eden başka bir nörolojik bulgumuz da yoksa migren olarak değerlendiriyoruz ama mutlaka görüntüleme de yapmamız gerekiyor. Hasta ilk defa bize baş ağrısıyla geliyorsa bu hastalarda mutlaka görüntüleme yapmak istiyoruz. Görüntüleme yaptığımız zaman da hani özellikle başka bir şey olmadığını göstermek burada temel hedefimiz. Yalnız anevrizmayı özellikle ikat etmek gerekiyor. Çünkü orada da pulsatil, zonklayıcı karakterde ağrılar tabloya eşlik edebiliyor. Onu dışlamamız gerekiyor mutlaka. Ne yazık ki migren hastalığının çok erken yaşlarda başladığını anlatıyor doktorumuz. Migren genellikle 8-10 yaşlarında başlayabilen bir rahatsızlık. %10 kadarı çocukluk döneminde başlıyor. Erkeklerdeki oran, iki dersek bayanlardaki oran 3, yani 3'te 2 kadın çoğunluğu olan bir rahatsızlık. Neler tetikliyor derseniz, bayanlarda daha sık görülüyor dediğim gibi. Açlık tetikleyebiliyor, uyku düzensizlikleri, stres çok tetikleyici nedenlerden bir tanesi. Bayanlarda özellikle menstruasyon dönemlerinde ataklar sıklaşabiliyor. Bunun dışında sigaranın olumsuz etkisi var, atakları tetikleyebiliyor. Bazı yiyecekler var ama bu kişiden kişiye değişebiliyor. Bazen tiamin içeren yiyecekler, bazen vazodilatasyon etkisi olan, damar genişletici özelliği olan bazı ilaçlar, alkollü içecekler tetikleyebiliyor bazen. Ama yiyecekler için çok spesifik bir sınırlama koymuyoruz hastalarımıza. Çünkü her yiyecek mutlaka her migren hastasında ağrıları tetikleyici neden değil. Bazılarının ağrılarını tetikleyen bir yiyecek başkasının ağrılarını durdurabiliyor. O yüzden temel şeyler açlık, stres, uyku düzensizliği, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Türkan Uslu şimdi de migren tedavisinde izledikleri yolları anlatıyor. Düzenli bir yaşantımızın olması ataklarımızın sıklık ve şiddetini azaltıcı faktörlerden bir tanesi. Bunlara bir kere yaşam tarzımızı değiştirmeyi öneriyoruz hastalarımıza. Onun dışında eğer hastanın atakları ayda 4'ü geçmiyorsa, burada kastettiğim nasılsa işini gücünü yapabiliyor ama ağrılar yaşıyor. Ama atak sayısı 4'ten azsa bu hastalarda sadece atak tedavisi veriyoruz. Sadece atağa geldiği zaman ilaçlarını kullanıyor. Ama atak sayısı 4'ü geçiyorsa veya çok şiddetli ataklar geçiyor, hasta ayda bir kez atak geçiriyor ama yaşam kalitesini çok bozuyor, işine gücüne engel olacak nitelikte ataklar geçiriyorsan, o zaman bu hastalara biz profilaktik ajanlar vermemiz gerekiyor. O zaman da her gün düzenli hastanın ilaçlarını kullanması gerekiyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.